Ece cezaevi Türkiye. Bu tanımlama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu gazeteciler raporunun başlığı. Basında sansürün kaldırılmasının üzerinden 105 yıl geçmesine karşın tutuklu gazeteci sayısının her geçen gün artması ana muhalefeti bu konuya eğilmeye itti. Dava ayırmadan hapisteki tüm gazetecilerle görüşen CHP Cezaevi İzleme Komisyonu Türkiye gerçeğini de gözler önüne serdi. Bugün 123'ü tutuksuz, 64'ü tutuklu, tam 187 gazeteci terörist olmakla suçlanıyor. İktidarın ve polisin beraber denetlediği, ağırlıklı olarak medya patronlarının siyasi otoritenin emrine girdiği, siyasi otoritenin kabul ettiği haberleri yayınlayan, kabul etmediği haberlere sansür veya otosansür uygulayan bir süreci yaşıyoruz. 105 yıl geriye gittik değerli arkadaşlarım. Dünya gerçeği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleminden öğrenecek. Hükümet yanaşmacılığı yapan medya patronlarına da açıkça söylüyorum. Gazetecileri, gazetenin mutfağını özgür bırakın. Onlara sansür uyguladığınızda, onlara müdahale ettiğinizde, onların işine son verdiğinizde gün gelir bunun hesabını sorarız. Bizler dünyanın en çok tutuklu milletvekilini, en çok tutuklu öğrencisini, en çok tutuklu avukatını, en çok tutuklu bilim insanını, en çok tutuklu sendikacısını cezaevlerinde ziyaret eden milletvekilleriyiz. Hepsinin toplamının sonucunda dünyanın en çok tutuklu gazeteci ziyaret eden milletvekilleri olarak tarihe geçtik. Görüştüğümüz gazeteci arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir. Molière'in Cimri isimli kitabı, bir fotoğraf makinesi, kamera ve hatta diş macunu ve diş fırçası, Kürtçe gramer kitabı gibi kanıtları görebiliyoruz. İddianameler adeta hukukla dalga geçer gibi bir üslupla yazılmış. Gazeteciler her geçen gün tutuksuz yargılandıkları davalar ilerledikçe ve daha önceki davalar sonuçlandıkça adeta tepelerinde klasik deyimle demokrasinin kırıcını, güncel deyimle de Tayyip Erdoğan'ın palasını hissetmektedirler. 105 yıl geriye gitmiş bir basın özgürlüğüyle ilgili bir raporu sizlerle paylaştığımız için ve bunu 600 tane Avrupa parlamentosu parlamenteri, dünyadaki bütün parlamentolarla ve dünyadaki bütün gazeteci örgütleriyle paylaşmak mecburiyetinde kaldığımız için inanın gurur değil, utanç duyuyoruz. Ülkemizi yabancılara şikayet etmek için değil, o birilerinin ülkemize dair söylemiş oldukları yalanları düzeltmek için göndereceğiz bu raporu. Diren özgür basın, diren gazetecilik, diren Türkiye,